internet dünyasının beyefendisi olarak bilinen Charlie Miller'ın hikayesi diğer bilgisayar korsanları gibi başlıyor. Amerika'nın Missouri eyaletinde doğup büyüyen Miller, 7 yaşındayken annesini kanserden dolayı kaybeder. Bu olayın ardından kız kardeşi de evi terk eder. Polis olan babasıyla pek fazla vakit geçiremeyen Miller, çocukluğunu tek başına geçirir. Miller çocukluğunda evinde bulunan 8 bitlik Commodore 64 ile oynamaya başlar. 1982 yılında piyasaya çıkan ve satış rekorları kıran bilgisayar bir süre sonra yerini Atari 400'e bırakır. Liseyi bitirdikten sonra üniversitede bilgisayar bölümünü seçen Miller, bilgisayarlar yavaş olduğu için matematiğe geçer. Bir yandan da felsefe dersleri alarak eğitimine devam eder. Notre Dame Üniversitesi'nin matematik bölümünde fiber optiklerin denklemleri üzerine yazdığı bir tezle eğitim hayatını noktalar. Miller kariyerine Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda kriptograf olarak çalışarak başladı. Bilgisayar yetenekleri sayesinde kısa sürede çalıştığı kurumun siber güvenlik uzmanlarından biri olmayı da başardı. Miller, 2005 yılında bir finans firmasında çalıştığı sırada hack dünyasına giriş yaptı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda yaptığı işi gizlemek zorunda olan bilgisayar korsanı bu sefer internet dünyasında özgürce ve cesurca hareket etme şansına sahipti. Kısa süre içerisinde Linux işletim sistemindeki bir güvenlik açığını bularak hükümete tam 50 bin dolar karşılığında bunu sattı. Miller'ın siber dünyadaki en büyük olaylarından birisi ise 2007 yılında iPhone'u hacklemesiydi. Kırılamaz denilen iPhone'un hacklenmesi bilgisayar ve iletişim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu olaydan 6 ay sonra dünyanın farklı bölgelerinden birçok hacker'ın bir araya geldiği oldukça prestijli bir hacker yarışmasında yer aldı. 2008 yılında Kanada'da gerçekleşen bu yarışmada Leopard tabanlı bir MacBook Air'i 2 dakika içerisinde hacklemeyi başardı. Bu performansıyla dünyanın en etkili 10 bilgisayar korsanı arasında gösterildi. Genellikle mobil cihazlar Android ve iOS işletim sistemleri üzerine çalışmalar yapıyordu. 2009 yılında özel bir metin mesajıyla herhangi bir iPhone'u ele geçirme yöntemleri geliştirdi. MacBook'ları güç adaptörleriyle rahatlıkla ele geçirebilen Miller, Apple'ın açıklarını tespit etmeye devam etti. Apple, Miller'a bu geri bildirimlerinden dolayı Apple program geliştirici lisansı verdi. Miller, 2015 yılında Chris Wallace'le otomobil dünyasında siber saldırıların neler yapılabileceğini göstermek için bir cipi ekledi. Gaz ve fren pedallarının kontrolünü kısa sürede ele geçirdiler ve başka bir otomobilin de aküsünü boşalttılar. After their stunt on the highway, Chris and Charlie still wanted to show me a couple of other tricks. Below a certain speed, they can control the Jeep steering as long as it's in reverse, pop its locks, mess with the speedometer, and, of course, disable the brakes. Okay, hold on tight. Hold on. Oh, he's not getting out of that. We're gonna be doing some pushing. Google'ın Bouncer programında tespit ettiği zararlı bir yazılımıyla Samsung ve Nokia gibi Android üreticilerinin de takdirini kazanan Miller, dünyanın en saygın siber güvenlik uzmanlarından biri olarak kabul ediliyor. Siber dünyadaki kabiliyetini açıkların tespit edilmesi ve düzeltilmesi için kullanan bilgisayar korsanı yaklaşık 5 yıldır Twitter'da güvenlik danışmanlığı yapıyor. Bunun dışında dünyanın farklı bölgelerinde siber güvenlik konferanslarında deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. Önümüzdeki bölümlerde bilgisayar korsanlarının çarpıcı hikayeleriyle tekrar karşınızda olacağız. Takipte kalın.